Merhaba değerli Ateş izleyenleri, yurt dışında öne çıkan gelişmeleri, en çok konuşulan haberleri sizlere duyurmaya devam ediyoruz. Almanya'da bakıma muhtaç her 5 kişiden yaklaşık 4'ü evde yakınları tarafından bakılıyor. Alman devleti evde hasta yakınına bakanlara aylık 316 euro ile 901 euro arasında bakım ücreti veriyor. Federal İstatistik Ofisi'nin yayınladığı rapora göre Almanya'da 5 milyon bakıma muhtaç kişinin %63'ü evinde, çoğunlukla yakınları tarafından bakılıyor. Yaşlı nüfusun 2035 yılına kadar 20 milyona ulaşması beklenen ülkede bakım konusu da ayrıca önem kazanıyor. Rakamlara göre Almanya'da bakıma muhtaç her 5 kişiden yaklaşık 4'üne evde bakılıyor. Bakıcıların çoğunluğunu ise bakıma muhtaç kişinin aile yakınları oluşturuyor. Sağlık sektöründeki personel açığının da artmasıyla birlikte devlet evde bakılabilecek durumda olanların aile yakınları tarafından bakılmasını aylık bakım ücretiyle destekliyor. Bakımı evden yapılanlar bakım parası alma hakkına sahip. Fakat bunun için öncelikle kişinin hareket etme, kendine yeterlilik, iletişim becerileri, zihinsel becerileri gibi bazı özellikleri bir sağlık kuruluşunda incelenmesi gerekiyor. Yapılan inceleme sonrasında kişinin bakım seviyesi 1 ile 5 arası belirleniyor. Bakım seviyesi 1 olanlara bağımsızlıklarının veya yeteneklerinin düşük derecede kısıtlı olması nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmazken diğer seviyelerde olanlara 316 Euro'dan 901 Euro'ya kadar bakım aylığı ödeniyor. Alınacak ücretin miktarını da bakıma muhtaç kişinin bakım derecesi belirliyor. Bakım sigortası ay başında bakım parasını bakıma muhtaç kişiye veya direkt bakıcıya gönderiyor. Bakım seviyesine göre ödenen miktarlar şu şekilde hemen söyleyelim onları da. Seviye 2 aylık 316 euro, yıllık 3792 euro. Seviye 3 aylık 545 euro, yıllık 6540 euro. Seviye 4 aylık 728 euro, yıllık 8736 euro. Seviye 5 aylık 901 euro, yıllık 10.812 euro. Peki bakım sigortasına başvuru nasıl yapılıyor? Hemen onu da anlatalım. Sağlık durumundan dolayı aile fertlerinden veya yakınlarından birinin yardımına ihtiyaç duyan bir yakınınız için bakım sigortasına başvuruda bulunmanız yeterli. Burada öncelikli şartlardan biri bakıma ihtiyaç duyan kişinin 2 ile 5 arası değişen bakım seviyelerinden birine sahip olması. Sonraki adımda da bakıma ihtiyaç duyan kişi yetkili bir sağlık kurumu tarafından kontrol edilir ve evdeki bakım ortamı incelenir. Tüm incelemelerin sonucunda bakım sigortası ilgili kişinin bakım seviyesini onaylar ve bakım parasının miktarını belirler. Bunu da duyurmuş olalım. Yaşlı bakımında çifte zam müjdesi verildi. Almanya'daki yenilikler dosyasının bugünkü bölümünde özellikle Almanya'da koronavirüs pandemisi sırasında doktor, hemşire, laborant, hastane personeli gibi huzur evlerinde üstün hizmetler sunan yaşlı bakıcılara müjdeli haberlerle başlayalım. Alınan karara göre yaşlı bakım alanında çalışan bakım hemşirelerine bu yıl hem Mayıs hem de Aralık ayında iki zam yapılacak. Yaşlı bakım sektöründe yardımcı bakıcılara hali hazırda ödenen asgari saat ücreti 13,70 euro. Yaşlı bakım yardımcılarının saat ücreti Mayıs ayında 20 sent artırılarak 13,90 euroya, Aralık ayında da ikinci zamla birlikte 14,15 euroya yükselecek. Kalifiye bakım hemşirelere ödenen saat ücreti ise Mayıs'ta 14,60 Euro'dan 14,90 Euro'ya, Aralık'ta da 15,25 Euro'ya çıkacak. Uzman bakım hemşirelerin saat ücretlerinde de artış var. Buna göre saat ücretleri ilk etapta 17,10 Euro'dan 17,65 Euro'ya, ikinci etapta ise 18,25 Euro seviyesine yükseltilecek. Yaşlı bakımında çalışan personele ayrıca daha fazla izin var. Haftada 5 gün çalışan bakım personeline yıllık yasal 20 gün izin hakkına ilaveten 2023 yılında 9 gün ek hak tanınacak. Peki diğer branşlardaki durum ne? Hemen onları da söyleyelim. Toplu sözleşmelere tabi branşlarda belirlenen asgari ücretlerde de gerek bu yılın başında gerekse yılın ortasında artışlar olacak. Asgari ücretlerde artışların olması beklenen branş ve iş kolları da şöyle. Pedagog alanında meslek eğitimi yapanlarla kurum içi meslek geliştirme eğitimine katılan personelin asgari saat ücreti Ocak ayında 17,18 Euro'dan 17,87 Euro'ya arttırıldı. Çatı kaplama sektöründe çalışanların asgari saat ücreti yılbaşında 14,5 Euro'dan 14,80 Euro'ya çıktı. Elektronik alanında çalışan personele ödenen asgari saat ücreti Ocak'ta 12,90 Euro'dan 13,40 Euro seviyelerine çıkarıldı. Et işleme sektöründeki asgari saat ücreti Aralık ayında 12 Euro'dan 12,30 Euro seviyesine çıkarılacak. Para ve değerli eşya nakil sektöründeki saat ücretleri eyaletlerde geçerli yönetmeliklere bağlı olarak Ağustos ayında zamlanacak. Örneğin Kuzey ve eyaletindeki 20 Euro'luk saat ücreti Ağustos 2023'ten itibaren 20,64 Euro seviyesine yükseltilecek. Kiralık işçilere ödenen asgari saat ücreti Nisan ayında 12,43 Euro'dan 13 Euro'ya çıkarılacak. Çırak ve kalfalara da zam var. Almanya'da çıraklara da 2023'te zam yapılacak. Bu yıldan itibaren Alman Meslek Eğitim Yasası veya Zanaatkarlar Odası yönetmeliği kapsamında herhangi bir zanaat dalında meslek eğitimine başlayanlara ilk eğitim yılı için asgari aylık miktarı 585 Euro'dan 620 Euro'ya yükseltilecek. İkinci yılda %18, üçüncü yılda %35 ve dördüncü yılda ise asgari çırak aylığının %40 oranında zamlanacağı planlanıyor. Yapılacak zamların çırakların istihdam edildikleri işletmelerde sağladıkları değer artışına karşılık olduğunu belirten yetkililere göre işverenler çıraklara yönelik belirlenen asgari aylık ödemelerin üzerine çıkma özgürlüğüne sahipler. Aylık sınırlarda üst sınır yok oldu. Bu ne demek? Örneğin bina temizliği sektöründe çıraklara yönelik ilk zamlar Ekim 2022'de yapılmıştı. Buna göre bu sektörde istihdam edilen çıraklar ilk meslek yılına 900 euro aylıkla başlarken ikinci yıl aylıkları 1035 euroya ve üçüncü yıl 1200 euroya yükselecek. Boyacılık sektöründe çıraklara ödenen aylık 1 Ağustos 2022 itibariyle artırılmıştı. 740 euro düzeyine çıkan boyacı çıraklarının aylığı ikinci meslek yıllarında 815 euro Üçüncü yılda ise 980 euro olacak. Gerek boyacılık gerekse bina temizliği sektörlerinde meslek eğitimi yapan çıraklara meslek yıllarına göre ve aylıklarına göre bu yıl yeni bir artış yapılacak. Uymayanlara ceza var. Neye uymayanlara ceza var? Asgari ücret uygulamasına tabi olan işletmeler çıraklara hak ettikleri asgari ücret ödemedikleri zaman çıraklar aylık farklarını geriye dönük talep edebilirler. 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlükte olan Meslek Eğitimi Kanunu'nda öngörülen asgari ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 5000 euro'ya kadar para cezası da kesilecek. Meslek eğitimi için belirlenen asgari ücret uygulaması aylık ödemeleri eyaletler bazında yapılan eğitimciler ve fizyoterapist, konuşma veya mesleki terapistleri kapsamadığını da bu noktada hatırlatalım. Hacizden muaf gelir sınırı yükselecek. Peki bu ne demek oluyor? Ee, Almanya'da 1 Temmuz 2023'ten itibaren hacizden muaf tutulan gelir miktarı da yükseltilecek. Borçları yüzünden aylıklarına haciz konulan borçluların yüzünü güldürecek. Bu artışın e, ne oranda gerçekleşeceği ise Nisan 2023'te kamuoyuna açıklanacak. Kesin olan şu ki Örneğin nafaka ödemesi yapanların hacizden muaf olan gelir miktarının arttırılmasıyla birlikte ceplerinde kalacak para miktarı hissedilir derecede artacak. İşverenler çalışan personele yönelik haciz uygulamalarındaki değişiklikleri otomatikman uygulamaya koymakla yükümlü. Üniversitelilere de 200 euro destek geliyor. Almanya'da yüksek öğrenim gören ve meslek uzmanlık eğitimi yapan öğrencilere artan enerji giderlerine karşı destek amacıyla maddi yardım yapılacak. Yardım miktarının 200 euro olacağı açıklanırken bir defaya mahsus yardım ödeneği başvuru üzerinden tahsil edilecek. Sizde merak ettikleriniz varsa videonun yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni yapabilir kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere hoşça kalın.